mevkinde dağlık alana çıktık yangın söndürmek için. Daha sonrasında tepeden dağ yolundan dolaşarak evlerimize geldik. Bu civardaki işte çiftlikten başladık. Komşuları olsun, etraf devam ederken yangını söndürmeye başladık. Belirli bir alanda söndürdük. Aramadığımız yer kalmadı. Tekirdağ, Balıkesir, Erdek, Bandırma, İstanbul. Ama yaklaşık 3 saat, 4 saat hiçbir müdahale yapılmadı. Ne itfaiye, ne helikopter, yani Manastır mevkiinden bahsediyorum. Sadece biz kendi el çabamızla kazma, kürek, işte millet deposundaki suyla yani bir şekilde bir şeyler çevirmeye çalıştık. Bizim bir zararımız yok Allah'a şükür. Yani etraftaki komşularımızın ufak tefek işte birinin aracı yandı. Şurada yukarı çıktığınız zaman göreceksiniz çam ağaçlarının altında. İşte orada çiftlikteki abimizin etrafı, hayvanlarını çıkardık ama çoğu bir kısım yine yandı. Hayvanlar da zarar gördü herhalde. Yine şu tarafta yine bir komşumuz, akrabamız, onun da evi yandı diye ama daha çıkamadık. Biz de gece saat 1'de 2'de hastaneden geldik. Eve girdik. Daha babam, abim sabaha kadar 4-5 ayrı noktada yangına müdahale ettirdiler. Kaplumbağa ölmüş. Aa, kaplumbağayı görmüyor mu orada? Evet. Çok ilginç bir şey işte. Ay evet. Yavrum ya. Bak o da gitmiş. Kaçmaya çalıştı. Kaç kök öldü. Üstü yanmış iyice. Ay zavallı. Tabii. Ölmüş yanmış. Zararımız var. Marmara Adası Türkiye'nin büyük adalarından biri. Çok kötü bir akşam geçirdik. Gün geçirdik. Küçük bir yerde yangın başladı. Evimde yakındı. Gördüm yani küçük olduğunu. Büyüme zannettik ama çok şiddetli fırtına vardı. Allah kimseye göstermesin. Çok kötü bir olaymış yangın. Benim babamdan kalma arazimdeki zeytinlikler yandı. Bir kümesimiz vardı, tavuk çiftliği vardı. İçindeki hayvanları yandı. Bir bölümünü kurtarabildi kardeşlerim, bir bölümü yandı. Ama adada çok büyük zarar var. Ama adanın diğer yerlerindeki mandıralarda çok sayıda keçi yandığı söyleniyor, telef olduğu söyleniyor. Mandıraların aynı şekilde yıkıldığı söyleniyor. İşte biz de geldik arazimizi görmek için, zeytinliğimizi. Yani insanlarımızın bilinçli olması lazım. Tabii ki yangın korkulacak bir şey. Tabii ki ilçenin imkanlarıyla yangını önlemek zordu. Birden büyüdü. Tabii ister istemez bayramın da ikinci günü olmasından dolayı insanlarda bir panik oluştu. Şehre duman bastı. Evlerin içine dumandan girilemedi. Tabii ki Allah bir daha göstermesin ama emekler boşa gitti.